Düzce İstanbul'dan bir kez daha merhaba. Bir zamanlar Tepebaşı Dram Tiyatrosu ile meşhur olan Tepebaşı'ndayız. Önce Muhit'i bir tanıyalım, daha sonra Pera Müzesi'ni gezeceğiz. Şişhanenin üst bölümünde İstiklal Caddesi'nin batısında yer alan Tepebaşı semti bir yükseltinin tepe noktasında yer alıyor. Tepebaşı Caddesi ise Şişhane'den Taksim'e ilerleyen Refik Saydam Caddesi'ni Kasımpaşa'nın kuzey sırtlarından gelerek dik kesiyor. TRT'nin de bulunduğu Meşrutiyet Caddesi'nden içeriye girdiniz. Pera Palace Oteli'ne doğru ilerliyorsunuz. İstiklal Caddesi'nde tünele yakın yerde buluşmak isteyenlerin buluşma noktası Oda Kule'ye geldiğiniz zaman hemen yanında da Pera Müzesi yer alıyor. Yakın zamana kadar Bristol Oteli olarak bilinen bu tarihi yapı 2005 Haziran başında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından Pera Müzesi'ne dönüştürüldü. Pera Müzesi'ni gezmeye birinci kattan bir kalıcı koleksiyondan başlıyoruz. Suna ve İnan Kıraç'ın 1980'lerde toplamaya başladıkları Osmanlı Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonu. Koleksiyonda tarih öncesi çağlardan günümüze Anadolu'da kullanılan tartı ve ölçü aygıtları, arazi ölçümünden alışverişe, mimarlıktan kuyumculuğa, denizcilikten eczacılığa kadar çeşitli alanlardan her türlü ağırlık, uzunluk ve hacim ölçüleri yer alıyor. İlgisini daha çok Anadolu'nun İslam çağları üstüne yoğunlaştıran, ancak yelpazenin bütününü gösterebilmek amacıyla önceki dönemlerden örneklere de yer veren bu koleksiyondan, mekanın el verdiği ölçüde hazırlanmış geniş bir seçki, kronolojik bir düzenleme içinde izleyicilere sunulmuş. Birinci kattaki ikinci koleksiyonsa 80'li yıllarda Suna Kıraç'ın arzusu üzerine toplanmaya başlanmış ve yıllar içinde genişleyip zenginleşerek günümüze ulaşmış olan Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonu. Saray sanatı olan İznik Çiniciliği ile halk sanatı sayılan Çanakkale Çiniciliği arasında bir çizgide bir kent sanatı olarak gelişen Kütahya Çiniciliği, gerek mimari dekorasyon malzemesi, gerekse gündelik kullanım eşyası üretiminde çok zengin bir ürün yelpazesine ulaşmış ve yaygınlığıyla olduğu kadar sürekliliğiyle de Osmanlı sanatı mozaiğini oluşturan en önemli parçalardan biri olmuş. Çeşitli dönem ve türlerden 400'ün üzerinde parçaya sahip koleksiyon, özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya Çini ve seramik sanatı gelişim çizgisinin ayrıntılı bir biçimde izlenmesine olanak veriyor. İkinci
Birinci kattaki Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi'nde Tanzimat döneminin önemli aydınlarından Osman Hamdi Bey'in eserlerine değer verilmiş. Arkada gördüğünüz ise Osman Hamdi Bey'in en meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi. Bu ünlü resimde yerdeki yeşillikleri yemekte olan kaplumbağaları düşünceli bir tavırla izleyen, doğulu giysiler içinde bir erkek figürü görülüyor. Önündeki pencerenin sivri kemerli alınlığında kalplerin şifası sevgiliyle yani Hazreti Muhammed'le buluşmaktır yazılmış. Paris'te sanat eğitimi alan ancak doğuyu içeriden gözlemleyen Osman Hamdi Bey'in oryantalizmi yaklaşım olarak batılı ressamlardan ayrılıyor. Resimlerinde anlatımın güçlü bir öğesi olarak ortaya çıkan şiddet, erotizm gibi unsurlara yer verilmiyor. Osmanlı giysileri içindeki figürler doğulu bir mekanda doğulu nesnelerle çevrelenmiş olarak gösteriliyor. İkinci katta bulunan ve kalıcı koleksiyona ait diğer bir sergide Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar sergisi. Batılı elçiler Osmanlı'nın İstanbul başta olmak üzere kentlerini, toplumsal yapısını, geleneklerini, idari ve askeri yapısını belgeleme ihtiyacıyla hareket etmiş, geri dönerken hazırladıkları raporların yanı sıra yanlarında götürdükleri hediyelerin ve resimlerin tanıklığından da yararlanmışlar. Elçilerin doğuya giderken mahiyetlerini aldıkları ressamlara ya da burada karşılaştıkları sanatçılara sipariş vererek yaptırdıkları eserler Avrupa şatolarının duvarlarını süsleyen koleksiyonlara, gravürlü kitaplara dönüşmüş. Başka sanatçıların eserlerine de kaynaklık ederek Osmanlı dünyasına ilişkin geniş bir görsel dağarcığın oluşmasını sağlamış. Müzenin 3., 4. ve 5. katlarındaysa gravür ve resimlerden oluşan bir süreli sergi yer alıyor. Goya zamanının tanığı sergisi. Gerçekçi ve yer yer ürkütücü üslubuyla çağdaşlarından ayrılan Goya'nın sanatı kendi zamanını da aşarak 20. yüzyıl modernizmini etkilemiş. Goya'nın boğa güreşiyle ilgili gravürleri de burada çok büyük bir alana yayılmış durumda. Usta eserlerini 70 yaşında yayınlamış ancak o zaman ilgi görmemiş çünkü çok dramatik bir şekilde resmetmiş. Oysa ki İspanya için boğa güreşi eğlence kaynağıymış. Goya'nın en özenilen gravürlerinden atasözleri ya da zırvalar da burada sergileniyor. Bunlar İspanyol atasözleri değil, karşılığı İspanyolca da yok. Ancak yaşlı Brügel'in Felemenk atasözlerinin karşılığı olarak resmedilmiş. Resminin en özgün sanatçılarından ve modern resmin öncülerinden biri olarak bilinen Goya, 29 Temmuz'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.